Şehrimde yanlış yol adam denilen bir şehir efsanesi kol gezer. Güya araba sürerken onu yol kenarında görürmüşsünüz. Bazıları bunun her zaman eve dönüş yolunda olduğunu söyler. Yanlış yol adamın birçok fotoğrafını gördüm. Bu fotoğraflar aramızda mesaj yoluyla yayılır. Öğrenciler, işçiler, arkadaşlar ve aile arasında yayılırlar. Garip bir şekilde bu fotoğrafların hiçbir zaman internette paylaşıldığını görmedim. Bunun korkudan mı, fotoğrafı çekenlerin mistik şehir efsanesini devam ettirmek istemesinden mi veya başka bir şeyden mi kaynaklandığına emin değilim. Birisi sadece yanlış yoldaki adam gibi giyinmişti. Belki de her seferinde aynı adamdı. Yanlış yol adamının görünüşüne gelince, genellikle pazen bir gömlek ve kot pantolon olmak üzere yırtık pırtık giysisini ters giyer. Boyalı, gülümseyen yüzü ürkütücü derecede gerçekçi görünüyor. Ta ki yana dönene ve pürüzsüz bir yüzey olduğunu görene kadar. Görünüşe göre saçlarını tıraş ediyor. Başının arkasında bir yüz çiziyor ve gerçek yüzünü kapatan omuz hizasında bir peruk takıyor. Tanıştığım ve yanlış yol adamı gördüğünü iddia edenler, eve gitmeden önce bir hafta beklediklerini, bir arkadaşının evine ya da otelde kaldıklarını ve eve bavul hazırlamak için bile gitmediklerini söylüyorlar. Yine de bir ay beklemeniz gerektiğini duydum. Ortak fikir birliği, onu eve giderken görürseniz, eve gitmeyin. Arkanızı dönün, başka bir yere gidin ve en az bir hafta bekleyin. Sevgilimle ben eve dönerken yanlış yol adamı görene kadar tüm bunların bir avuç saçmalık olduğunu düşünürdüm. Onu fark eden Katie'ydi. Yavaşla, dedi. Sanırım bana bahsettiğin yanlış yol adamı görüyorum. Katie benim şehrimde sadece yarım yıldır yaşıyordu. Bu yüzden onunla olabildiğince çok ilginç şey paylaşma arayışımda ona söylediğim şeylerden biri de yanlış yol adamı hakkında yerel şehir efsanemizdi. Birkaç gün önce onun hakkında konuşmamız bir tesadüf müydü? Yanlış yol adamı gibi giyinen birisini şahsen görmemiştim. Resimler tabii ama kişisel olarak asla. Gaza basarken ayağım titriyordu. Karanlıktı. Gece yarısına yaklaşıyordu ve sokak lambaları ya yoktu ya da kapalıydı. Arabanın farları onu aydınlattı. Yolun kenarında bize bakıyordu. Aslında arkası bize dönüktü. Boyalı yüz de bize dönüktü. Kot pantolon, pazen gömlek ve peruk da bize dönüktü. Kolları ve bacakları arkasına bakıyordu. Giysilerinin içinde ters yöne dönüktüler. Gülmek istedim ama korkuyordum. Arabamla 10 metre kadar uzaklaştığımda boyalı kafasını bize doğru çevirdi. Sonsuza kadar derinleşen bu boyalı gözler tam benimkilere bakıyor gibiydi. Yavaşça yanından geçerken ona el salladım ve gerilimi biraz olsun hafifletmek için gülümsedim. Geri el sallamadı. Katie'ye baktım. O da el sallıyordu. Ama gülmüyordu. O herifin tıraş edilmiş boyalı kafasının arka tarafını görüp görmediğini düşündüm. Ve orada gerçek bir yüzün olduğu optik yanılsaması paramparça oldu. Ayrıca mesafemizi arttırırken dikiz aynasına baktığımda omuz hizasındaki peruğun altında parıldayan bir şey gördüğümü sandım. Sonra kayboldu. Karanlıkta yutuldu. Hızlandım. Yürümüyordu ama nedense peşimizden bize yetişeceğinden korktum. Şimdi ne yapıyoruz? Dedi Katie. Senin evine ya da benimkine gidemeyiz. Ona baktım ve çok geçmeden ikimiz de gülmeye başladık. Bu geceden sonra herkese yanlış yol adamı gördüğümüzü ve hemen eve gittiğimizi söyleyebileceğiz. Kimin yanlış yol adam gibi davrandığını merak ediyorum, dedi Katie. Neden yaptıklarını da merak ediyorum. Sence geri dönüp onlarla konuşmaya çalışmalı mıyız?
yapmamayı tercih ederim, dedim. Tehlikeli olabilirler ama eminim ki şehir efsanesini canlı tutmak isteyen biridir sadece. Bu senin araban, dedi Kate. Ama benim olsaydı... Tamam, dedim. Döneceğiz. Büyük babam derdi ki herhangi bir dönüşü yapacağınız konusunda şüpheniz varsa her şeyi çözene kadar her zaman U dönüşü yapabilirsiniz. Bu harika bir hayat metaforu. Ama U dönüşü yaparken kalbim göğsümde atıyordu. O herifi bir daha görmeden o karanlık sokağın tamamında ilerledik. O yol birkaç mil uzunluğundaydı. Bu yüzden bu kadar hızlı yürümeleri veya mesafeyi koşmaları mümkün değildi. Katie ve ben yanlış yol adamı gibi giyinen kişinin çevredeki ormana gittiğine, yolun kenarını terk etmiş olması gerektiğine karar verdik. Tekrar geçerken ormanda saklandıkları fikri tenimde sürünen örümcekler varmış gibi hissetmeme neden oldu. Başka bir U dönüşü yaptık ve tüm bu süre boyunca o herifin birdenbire önümüze atlaması ihtimaline karşı etrafımıza bakındım. Ama çok geçmeden yanlış yol adamı ikinci kez görmeden evime doğru gidiyorduk. Katie ve ben gülmeye ve başka şeyler hakkında konuşmaya çalıştık ama ikimiz de oldukça korkmuştuk. Gergin gergin sohbet etmekten ya da pencerelerden ve aynalardan dışarıya bakmaktan kendimizi alıkoyamadık. Çok vakit kaybetmeden evime yaklaştık ve sokağıma döndük. Ve her şey değişti. Sokağıma döner dönmez ileri gitmek yerine geri gitmeye başladık. Geri viteste misin? Dedi Katie. Eli kolumu kavramıştı. Buz kadar soğuktu. Arabayı durdurdum. İkimiz de yere bakıyorduk. Ayağımı frenden çekip tekrar gaz pedalına bastım. Her gün eve gelirken gördüğüm tanıdık evler bizden uzaklaşıyordu. Belki arabada bir sorun vardır, dedim. Ama tekrar ileri doğru sürmeyi denediğimde önce yana, sonra dikiz aynasına baktım. Hareket etmiyorduk. Bu aynalardan bakınca sabittik. Gaza her bastığımda evler geriliyor ama yandan ve arkadan hareketsiz duruyormuşuz gibi görünüyordu. Hadi gidelim buradan, dedi Kate. Sesi neredeyse bir fısıltı gibiydi. Evet, dedim aynı şekilde. Ama nasıl gideceğiz? Geri vitese al. Arabamı geri vitese alıp bunu denediğimde aslında ilerledik. Ama yanlara ve arkaya doğru sanki mahallenin girişinden hemen önce yakalanmışız gibi. Bir kez daha hareket etmemiş gibiydik. Bunu size kolay kolay anlatamıyorum. Katie ve ben arabayı durdurup inmek için tartışırken kaldırımda birinin bize doğru geldiğini gördük. Aracın önüne yaklaşıyordu. Bu yüzden mesafenin ne kadar doğru olduğundan emin değildim. Zaten 20 metre uzaktalarmış gibi görünüyordu. Bunu anlamam neden bu kadar uzun sürdü bilmiyorum. Belki de istememiştim ama komşumu kafasının arkasından ve biraz alışılmışın dışında olan vücut şeklinden tanımıştım. Geri geri bize doğru yürüyordu. Yaklaşınca durdu. Sonra bağırmaya başladı. Tekrar. Ayakta duruyor, arkası bize dönük. Ancak daha sonra tersten yardım edin dediğini fark ettim. Pencereyi indirdim. Bay Nelson, dedim. Sorun ne? Bağırmayı bıraktı. Şimdi pencerem açık olduğu için vücudunun gıcırdadığını ve çatladığını duyabiliyordum. Kollarının ve bacaklarının eklemleri büyük ölçüde değişirken çatlaklardan kan döküldü. Bay Nelson'ın başı bize doğru döndüğünde gözlerindeki ışığın söndüğünü gördüğümden emindim. Sonra Bay Nelson'ı ele geçiren şey vücudunun yeni mimarisiyle ilk adımını attı. Katie ve ben o ilk adımda çığlık atmaya başladık. Bay Nelson garip, insanlık dışı bacaklarla etrafta dolaşırken pencereyi kapattım. Diz kapakları ve dirsekleri ters çevrilmekten gerilmiş ve abartılı hale gelmişti. Araba hala geri geri giderken ayağımı gaza koydum ve ön camlardan ileriye doğru gidiyor gibiydik.
Yanlardan ve arkadan bir bakış hala hareketsiz olduğumu gösterse de Bay Nelson'a çarptık. Cama eski komşumun vahşet kırmızısı kanı sıçradı. Vücudunun üzerinden geçerken araba yükseldi ve düştü. Yanlarda ve arkada arabanın yükselip alçaldığına dair hiçbir belirti yoktu. Arkamızda bir hoplama olduğunu görmedim. Ayağımı gazda tuttum. Hala geri geri gidiyorduk. Bir komşunun evinin camının kırıldığını gördüm. Zar zor tanıdığım bir çift, yumurtadan çıkmış bebek örümcekler gibi sürünerek dışarı çıktılar. Pencere çevresindeki kırıklara sürünerek kan ve daha fazla kan sızdırdılar. Pencereleri nasıl açacaklarını bilmediklerinden olduğunu sanmıyorum. Karısı pencerede durduğunda gülümsedi. Kafaderisini özellikle keskin görünen bir cam parçasına bilerek sürttü. Et ve kan fışkırdı. Sanırım kafatasının beyazını görebiliyordum. O sırada kocası çoktan yerde bize doğru koşuyordu. İleri atıldım. Onlar ve evleri görüş alanımdan kayboldu. Daha fazla insan evlerinden çıkıyordu. Bükülmüş ve kırılmış halde çıktılar. Çıktıklarında kendilerine daha fazla zarar verdiler. Geriye kollarını sallayarak arka ayakları üzerinde bize doğru koştular. Onlarla ilgili her şey yanlıştı. Çok geçmeden kendimi frene basarken buldum. ''Devam et!'' diye bağırdı Kate'e. ''Bizi yakalayacaklar!'' İleride bana benzeyen biri, yüzü boyalı başka biriyle konuşuyordu. Boyalı yüzbaşını salladı yukarı ve aşağı. Gerçek bir yüzün yapacağı gibi. Sonra peruğun kıpırdadığını ve görünüşte kendi kendine hareket ettiğini gördüğümde, o peruğun altındaki gerçek yüzün konuştuğunu anladım. Dudaklarını hareket ettirerek, nefes alarak, yanlış yol adam benimle ya da bana benzeyen birisiyle konuşuyordu. Aynı zamanda Kate bana uzanıyor, umutsuzca ayağını gaza basmaya çalışıyordu. Birkaç bükülmüş kemik ve et parçası ön cama çarptı. Çarpık çurpuk vücudu olan iki yüz bana sırlı gözlerle baktı. Bunlar tanımam gereken yüzlerdi. Bükülmüş kolları, gözleri bana evde kimsenin olmadığını söylese de pencereye vurmaya devam ettiler. Ön cama bir örümcek ağı gibi çatlaklar yayılmıştı. Çatlaklardan kan akıyordu. Katie'ye tekrar koltuğuna oturmasına yardım ederken ayağımı gaza bastım. Bu ikisini bir kenara fırlattık ve hemen ardından tüm aileyi peş peşe ezip geçtik. Kendimi suçlu hissedecek vaktim yoktu. Bunlar benim komşularım değildi. Bunlar benim komşularım değildi. Bunlar... Katie ve ben değişmeye başladık. Bazı kemiklerimin kırıldığını duydum. Bir an sonra hissettim. Katie ve ben neredeyse aynı ahenk içinde çığlık atmaya başladık. Sanki bir acı ve korku korosu gibiydi. Korku ve acı bizimle birlikte enstrüman olarak yükseldi. Başını arkada tut. Başımı koltuğa yaslamaya çalışırken bağırdım. Dönmesine izin verme. Vücudumuzun geri kalanına ne olursa olsun bizi öldürmesine izin veremeyiz. Biliyorum, dedi Kate. Sadece şu arabayı buradan çıkar, U dönüşü falan yap. U dönüş yap, diye düşündüm. Büyük babamın hayat hakkında ne söylediğini hatırladım. Ne zaman bilinmeze düşseniz, U dönüşü yapabilirsiniz. Hala geri ya da ileri giderken arabayı ciyaklayarak çevirdim. Yanlara veya arkaya bakmadım. Gaza yüklendim ve geldiğimiz yere geri döndük. Yanlış yol adam bekledi. Sokağın başındaki noktada bekledi. Boyalı ağzı sonsuza kadar sırıttı. Boyalı gözleri çok genişti ve gözlerini kırpmaktan acizdi. Yanından geçip mahalleden çıktık. Yine de Katie ve ben ormandan çıkmamıştık. Kısmen tersine dönen ve kan sızdıran bacaklarım ve kollarım tamamen tükenmeden önce bizi yakındaki bir benzin istasyonuna götürebildim. Araçtan sürünerek çıktık ve benzin istasyonunun soğuk, sert betonuna attık kendimizi. Neredeyse bir anda bayıldım ama Katie, ambulans gelene kadar bilincini koruduğunu söyledi. Aylarca hastanede kırık kemikler, yırtık bağ ve kaslarla geçirdik. Sanırım bizi kalıcı hasardan kurtaran tek şey, değiştiğimiz sırada hareket etmemizi engelleyen aracın koltukları olabilirdi. Doktorlara trafik kazası geçirdiğimizi söyledik. Bize başlarını salladılar ve soru sormaya devam ettiler.
Sonunda eve geri döndüm. İkimiz de döndük. Eve gitmemin nedeni, arabamla ezdiğimiz komşulardan birinin beni ziyarete hastaneye gelmesiydi. Sanki hiçbir şey olmamış ve yanlış yol adam onları hiç değiştirmemiş gibi tamamen iyi görünüyorlardı. Ama aracıma, Kate'i ve bana hem fiziksel hem de psikolojik olarak zarar verildi. Ve bedenlerimiz iyileşirken asla eskisi gibi olamayacağımızı biliyordum. İçimde sanki yanlış bir yolda gibi hissediyordum. Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu hikayeyi çevirdiği için Toprak Özken'e teşekkür ediyorum. Kendisinin ilk çevirisi, aramıza hoş geldin Toprak. Siz de Toprak gibi çevirilerde bana yardımcı olmak için Instagram'dan veya Discord'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, hikayeleri bir gün önceden dinlemek ve bana destek olmak için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Katıl tuşuna basacak maddi durumunuz yoksa, beğenerek, abone olarak ve bir yorum bırakarak da desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi... Tatlı uykular...